Evet, bugün yazlık lastiklerimizi kışıklarla değiştirmek üzere lastik markete gideceğiz. Orada Gökhan Ustam'la görüşeceğiz. Burası E5 yan yol üzerinde Ritim İstanbul'a gelirken şimdi ileride sağda kalacak gideceğimiz yer. Evet, lastik markete de burada geldik. Evet, Metin Ustam'la biraz konuşalım. Evet, bu işe nasıl başladınız Metin Ustam? Otomotivden anladığımız için iş makineleri ve kamyon grubu vardı bizde. Harfiyat işi yapıyorduk. Makinelerden de, arabalardan da anladığımız için. O işi, tabi baba mesleğiydi o. Belirli bir yıl yaptılar, yaklaşık bir 30-35 yıl. Daha sonra ortaklıkları bittikten sonra ayrıldılar. Lastik sektörüne girelim dedik. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapmaktayız. Seviyoruz, severek yapıyoruz mesleğimizi. Gökhan Ustam kardeşiniz herhalde, iki kardeş olarak yürütüyorsunuz. Evet, iki kardeş olarak yürütüyoruz. Kendimiz işi severek yaptığımız için hiç böyle eksiksiz yapmaya çalışıyoruz. Hani işçiliğimizi görüp bizi öyle tebrik edip giden çok oldu. Önemli olan tabii işini her sektörde olduğu gibi severek yapabilmek. Ve dürüst yapmak da önemli. Dürüst ben de yapmak. Çünkü referansla geldim buraya. Evet, dürüst olduğunuz konusundaki referans ve işinizi iyi yaptığınız için geldim. Kış geliyor. Kışlık lastik seçim aşamasında nelere dikkat etmek lazım? Araca uygun olan lastiği seçmek lazım. Farklı ebatlara yönelmemek lazım. Araçların sol şoför kapısı içerisinde araçların takabileceği lastik ebatları yazar. Bazı araçlarda depo kapağında yazar. Bazen şöyle oluyor, hani arabanın orijinal ebatı biraz fiyatı yüksek oluyor. Bazı kişiler diyor ki hani buna muadil böyle bir lastik var, bunu takalım, fiyatı daha ucuz. Takılabiliyor. Bu tabi ne oluyor? Aracın yol tutuşunu, fren mesafesini, yakıtını değiştiriyor. Bunlar bir etken. Aynı zamanda muayeneye gittiğiniz zaman araç muayenesinde ağır kusur olarak kalabiliyor. İşte bazı kamyonet sınıfı, işte Kango, İşte Doblo olsun, o tarz araçlarda aynı ebatta binek arabaya takılan lastik var. Bu araçlar kamyonet olarak geçtiği için bunlara takılanlar var. Ebat aynı. Bazı kişiler diyor ki abi tak işte ebatı aynı, bir şey olmaz. Aslında onda bir yük sınıfı dediğimiz olay var. O yük sınıfını da doğru seçmek lazım. Muayeneden kalabiliyor ağır kusurda. Kışlık lastiklerde kışın hani Kasım ayında yavaş yavaş takılmaya başlanıyor. Çoğu kişi diyor ki işte ben kar yağdığı zaman dışarı çıkmıyorum. Aslında bu kar lastiği değil, kış lastiği. Adı üzerinde kış lastiği. Hani bu can ve mal güvenliği açısından çok önemli. Kış lastiklerinde işte hava 7 derece, 8 derecenin altına düştüğü zaman normal lastikler sertleşiyor. Lastiğiniz iyi olsa bile görevini yapamıyor. Ani frenlerde kızaklama yapıyor. İşte patinaja kalabiliyorsunuz. Kış lastiği tam tersine yumuşuyor. Yani bunun kauçuğu, hamuruyla ilgili. Yani bu zamana kadar takmadım, takmam diyen çok oldu. O takmam diyenler artık hep kış lastiğine döndü. Yani bir kullanan, bir onun tadını alan gerçekten bırakamıyor. Yani onu yolda giderken hissediyorsunuz. Kışta gerçekten spesifik olarak hangi markayı önerirsiniz bize? Burada her markayı sattığınızı gördüm ben. Evet, her marka var. Tabii bu kişilerin alım gücüne göre değişiyor. Alım gücü var diyelim. Var. Alım gücü varsa tabii üst sektörlerde en önde gelen gruplarda işte Michelin, Continental, Goodyear, Bridgestone, böyle sıralama bu şekilde böyle aşağıya doğru gidiyor. Bu şekilde. Michelin'i bire mi koydunuz yani? Michelin'i bire koyduk, evet. Yani Türkiye'deki aldığımız geri dönüşlerde. Ha, Michelin'in tek dezavantajı var. Yumuşak olduğu için hamuru böyle sert darbelerde, işte dağlık yollarda falan yumuşak olduğu için lastiğin normal diğer lastiklere göre balon yapma olasılığı biraz daha yüksek oluyor. Biraz da hassas mı diyelim o zaman? Ha, biraz da hassas. Biraz kullanması gereken bir lastik. Ama buradaki en önemli etken yol tutuşu, fren mesafesi. Bu da Michelin'deki lastiğin üzerindeki etiket değerlerine bakarak onu anlayabiliyoruz. Continental, hakeza öyle. Bunlar tabi aralarında birbirleri yarışan markalar. Bridgestone,
Tabii bizim sektörde yerli olarak Lassa yani ön planda. Lassa yurt dışında çok bayağı var. Evet, Metin ustam bize. Balansla ilgili önemli olan noktalardan birisi eski lastikleri sökerken üzerindeki kurşunların hepsinin sökülmesi gerekiyor. Yeni balans yapılırken yeni kurşunlar takılması lazım. Bazı sektördeki arkadaşlar bu eski kurşunları sökmeden üzerine tekrar balans yapıyorlar. Balansı bir şekilde tutturuyor ama yanlış balans oluyor. Yani buradaki onun maksadı biraz şöyle, elindeki kurşunu harcamamak. Ama balans yanlış balans. Balansların sökülmesi lazım. Lastikler jantlardan ayrıldıktan sonra jantların kenarları temizlenmesi lazım. Bu neye sebep oluyor? Zamanla buralardan, jant kenarlarından hava kaçırıyor. Hava kaçırınca aracınızda da lastik basınç sensörü yoksa siz lastikleri havasız kullanıyorsunuz. Havasız kullanılan lastik bu sefer çabuk aşınıyor. Ani frenlerde kızaklama yapıyor, kayma yapıyor. Tabii hem kesenize hem malınıza zarar gelmiş oluyor böyle durumda. Bunlar önemli olan etkenler. Tabii ayda bir de lastik hava basınç kontrolü yapılması çok iyi. Yani lastik basınç sensörü aracınızda yoksa bunlar önemli olan noktalar. Kış aylarında kış lastiklerini de takmanız hani mal ve can güvenliğiniz açısından çok daha önemli. Ne oldu? Evet, öncelikle bütün kurşunları temizliyor Metin ustam. Sibopları kontrol etti. Onların durumlarının iyi olduğunu, çatlak olmadığını söyledi. Siboplarda şöyle bakıyoruz. Herhangi bir çatlaklık falan yok. Olsa zaten şu bölgede belli oluyor. Normal lastik gibi. Bu da lastik olduğu için zamanla çatlıyor. Çatlayınca sibopun tehlikesi şu. Kesilince bir anda hava boşalıyor. Yani lastik patlasa daha iyi. Lastik yavaş yavaş hava kaçırıyor. Sibop kesilince bir anda hava boşaldığı zaman hemen yere oturuyor. Yani lastik değişimlerinde siboplarınızı kontrol ettirin. Şöyle aşağıya doğru kasarak buradan çatlak olup olmadığını görüyorsunuz ama bunda herhangi bir şey yok. Evet. Gayet düzgün şu anda. Bunları her seferinde baktırmanın faydası var. Patlamasından daha tehlikeli. Tabii sibop. Patlamadan evet. Daha tehlikeli çünkü bir anda hava boşalıyor. Yani yolda giderken öyle bir durumda ne oluyor? İşte lastik bir anda gümlemiş gibi arabayı böyle altınızdan çekip alabilir. Özellikle ön lastiklerde. Şimdi lastikleri jantlardan ayıracağız. Evet. Dediğimiz gibi lastikler jantlardan ayrıldığı zaman balansı bozulur. Biz balansı bozulacağı için daha önceden kurşunlarını söktük zaten. Şimdi lastikleri sökülmesine geçiyoruz. Lastiği söktükten sonra da jant kenarlarının temizlenmesiyle alakalı. Bakalım bunlarda pislik var mı yok mu belli olacak. O sökümde dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Ustaların dikkat etmesi gereken hususlar var mı? Yani şöyle yeni tip araçlarda siboplar sensörlü oluyor. Bazı araçlarda sensör bunun içinde oluyor. Sökme takma esnasında sibop tarafından hani makineyle değil de daha aşağılardan vurarak hani bazen unutuluyor. Araçlarında lastik basınç sensörü olduğunu bilenler varsa hani lastikçiye gittiğinde aracın jantının üzerinde basınç sensörü var. Hani ona göre uygulama yaparsanız hani lastikçi unutabilir bazen hatırlatma bağında. Sibop bölgesinden evet vurulmaması şeyin makinanın. Evet. Onu bazen kinesin oradan vurulmaması. Bazen gerekiyor. Lastikçiler unutabiliyor, bazısı bilmiyor. Onu hatırlatmakta fayda evet. Var. O zaman ustaya hatırlatacağım. Evet. Sensörlü araçlarda sensöre zarar gelmemesi için siboba yakın yerden levyeyle kaldırıyoruz.
Şimdi bu araçta sensör yok ama varsa da bir sıkıntı olmaz. Maksat arka tarafta lastik sensörü kırmasın. Bakın şimdi söküyoruz. Söktük. Yine sigopun olduğu yere geliyor. Yine buradan levye ile takarak kaldırıyoruz. Şöyle aşağıdan gösterebiliriz. Bakın burası boşa çıktı. Buraya hiçbir şey değmiyor. Burada mesela sensör olmuş olsaydı hiçbir şey olmayacak. Bunda gerçi yok ama bizim alışkanlık olduğu için hep aynı yerden vuruyoruz. Sensöre zarar gelmemiş. Evet, sibabın hemen yanından başlamak lazım. Evet, yani levyeyle. Bu sensörü olan bazı araçlarda burada sensör olmuyor. Aracın kendinden Bluetooth üzerinden okuyor. Bazılarında burada sensör oluyor jantta. Bu lastik kenarları, jant kenarlarını temizleme olayı dediğimiz yer burası. Bakın şimdi burası şu anda kirli. Bazı meslektaşlarımız burayı hiç temizlemeden lastiği yerine takınca burada zamanla bir katman oluşuyor. Buradan sürekli hava kaçırıyor. Bakın şimdi. Evet, o pislik birden gitti. Bakın böyle burası. Böyle tertemiz olması lazım. Bakın böyle pislikle bunu yapmadıkça bu üst üste birikiyor. Biriktikçe hava kaçağına sebep oluyor. Siz de diyorsunuz ki ya aracın sürekli lastik hava kaçırıyor. Patlak da yok. Evet, havasını yok. Tamamlıyorum. Haftada bir filan iki evet, bazen evet. Havasını tamamlamak zorunda kalıyorum. Çok değil ama değil, evet, az da olsa kaçırıyor. Ya muhtemelen. İşte onu mesela kontrol etmesen bu sefer hep havasız üzerine gideceksin. Lastik çabuk bitecek. Lastik artı yol tutuşu düşecek. Önce burayı temizledikten sonra jantı çeviriyoruz. Diğer tarafına geliyoruz. Bakın burası daha pisli. Burada hatta şu anda böyle pütürler var. Bu neye işaret? Daha önce takılırken burası temizlenmemiş. Evet. Bakın şimdi. Tertemiz. Böyle. Sırayla temizliyoruz. Evet, Gökhan ustamız da bizim takacağımız lastikler hakkında bir bilgi verecek. Geçen sene çıkarttıklarımız bu sene takarken onların diş derinliklerine ve kenarlarındaki aşınmaya göre ön arka yapmamız gerekiyor. Ve sağ sol yapmamız gerekiyor. O sağ solu da nereden öğreniyoruz? Lastiğin iç tarafı kirli ise kirli tarafını ön yüze getiriyoruz. Eğer temizse temiz tarafı iç tarafa getiriyoruz. Eşit derecede aşınıyor. Eşit derecede aşınıyor tabii ki. Balans ve rot konusunda da biraz. Daha iyi oluyor. Lastikte uzun ömürlü olmuş oluyor tabii haliyle. Yani geçen yıl öne takılan lastikleri bu yıl yine öne taktığın zaman bu sefer ikinci yılda belki o lastikler bitmiş olacak. Yani bunu rotasyonu tamamlamak, tersini düzünü tamamlamak, bunları tam böyle bir kombin halinde yapmak lastiğin ömrünü uzatıyor. Şimdi kış lastiklerinde rotasyon dediğimiz bir olay var. Lastikleri yönüne göre lastiğin üzerinde ok işareti var. Rotasyon şeklinde takılması lazım. Ters takıldığı zaman lastik görevini yapmaz. Artı muayeneye falan gittiği zaman da ağır kusur olarak kalıyor. Muayeneden geçmiyor. Bu kış lastiklerinde bakın burada rotasyon yazıyor. Ok işaretini görüyorsunuz burada. Bu şekilde yani lastiğin yönüne doğru, ön tarafından arabanın önüne doğru takılacak şekilde. Ve bu yaz lastiklerinde rotasyon yoktur. Inside outside vardır. İç yüzü, dış yüzü. Evet. Dış yüzü dışa gelecek şekilde takılacak. İçi içe gelecek şekilde. Yine aynı şekilde lastiği ters takarsanız yine yazlık lastikte de muayenede ağır kusurdan geçemiyor, kalıyor. O zaman bu iç dış meselesi sadece kışlık yazlık lastiklerde var. Yazlıklarda iç kısım ve dış kısım diye ona dikkat etmek lazım. Evet, yazlıklarda iç dış, kışlıklarda rotasyon. Evet, bunu her yıl içini dışına getireceğiz ama rotasyon yani yönünü tabii de yönünü oka göre ayarlamamız gerekiyor. Aynen öyle. Direkt makineyi vurmuyoruz. Makineyi direkt vurmamamızdaki sebep şimdi bijonu böyle elle tutturup hani diş tuttuğunu
anlamak, ondan sonra sıkmak daha iyi. Eğer işte şöyle yapıyorlar diyelim, şöyle de yağlayalım biraz. Makinenin, makine kuvvetli, makinenin ucuna bijonu takıyorlar, buraya dayıyor. Kimisi şöyle biraz diş tuttursa güzel olur. Kimisi hiç tutturmadan buraya dayıyor. Sıkmaya başlıyor. Diş kapıyor. Sıkarken sıkıyor, makine güçlü. Onu sökmeye geldiği zaman sökülmüyor. Sökerken içerideki saplama mecbur kesiliyor. Biz o yüzden öncelikle elle tutturuyoruz. Hani diş kapsa bile elle bunu ayarlayabiliyorsun. Böyle boşluğunu alıyoruz. Daha sonra makineyle biraz sıkıyoruz. Makinenin de üzerinde sıkma ayarları var. Torkları var. Torkları var. Yani bu da, şimdi ben burada bunu fazla sıkarsam yarın bir gün senin lastiğin patladığında değişirken sökemezsin bunu sıktığını. Bak burada 1, 2, 3, 4 diye tork ayarları var. Düşük seviyede. Kaç olması gerekiyor? Yani biz mesela 1'de sıkıyoruz. Makinenin tork gücüne göre değişiyor. İşte burada Newton metre yazıyorlar. Çok güçlü makineler var. Ama gerek yok. Çünkü bunu az bir şey sıksan yeterli. Kim sökerken bu kadar. Önemli olan denkleri sıkmak. Bunu sıktın. Bu kadar. İşte bunun ayarını açıp böyle abandığın zaman sıkarsın belki ama sökmeye geldiği zaman vatandaş yolda bunu araya da arabaların orijinal bijon anahtarıyla sökmen çok zor. Bir de bu, dişleri de zarar verebilir. Tabii. Bu tarz bir şey olsa belki yine sökebilirsin de arabaların orijinal bijon anahtarıyla takıyorsun. Çok zorladığın zaman sıyırıyor buradan. Tutmuyor. Yani bu da önemli bir nokta. Evet. Evet, Metin Ustam, bu işlemi neden yapıyorsunuz? Bu işlem lastik sabunu şeye, canta daha rahat oturması için lastik. Bunun lastik sabun olarak satılıyor o şekilde normal. Ne sıvısı, özel bir sıvı mı onun? Bu krem diyelim, krem gibi özel lastik için yapılmış. Hani normal sabunla falan yapayım derseniz oluyor ama onlarda şöyle sıkıntı olabiliyor. Lastiği taktıktan sonra ani frenlerde lastik jantın çevresinde böyle kayıp yeri değişebiliyor. Bu sefer de ne oluyor? Balansı bozuluyor. Hmm. Yani normal konumunun değişmemesi lazım jant üzerindeki. Değiştiği zaman bu sefer balans bozuluyor. Anladım. O yüzden bunları tavsiye ediyoruz. Normal lastik kremi dediğimiz kremler var, onları kullanıyoruz. Evet, değişim işlemlerimiz tamamlandı. Son kontroller yapılıyor. Evet, Metin Usta'nın verdiğin bilgiler için sana öncelikle teşekkür ederim. Teşekkür. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkürler.